Koku duyusu beş duyumuzdan birisidir. Bizim için önemli olmasının nedeni bir kimyasal uyarı sistemi olarak çalışmasıdır. Doğadaki tehlikeli olan bir takım maddelere karşı veya beslenmemizi sağlamak için gereksinimiz olan gıdaların tespiti amacıyla koku duyumuzdan yararlanırız. Koku molekülleri vasıtasıyla algılanır koku duyusu. Her molekülün kendine özgü bir kokusu vardır. Bu da o molekülün molekül yapısı ve ağırlığıyla bağlantılıdır. Koku duyusunun algılanması üzerine çeşitli teoriler üretilmiştir. Bunlardan bir tanesi anahtar kilit modeli. İşte her molekül yapısının koku reseptör hücreleri tarafından algılanmasını tanımlar bu model. Diğeri de titreşim modeli, vibrasyon modeli, kuantum koku modeli de adı verilir buna. Bu da moleküllerin titreşim özelliklerine bağlı olarak koku yaymalarını ve algılanmalarını ortaya koyan bir modeldir. Koku duyusu bozukluğu nedenlerine baktığımız zaman ise bunu çeşitli gruplara ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi burun kaynaklı nedenlerdir. En çok burun kaynaklı koku duyusu bozukluğu yapan nedenler burun tıkanıklığı yapan hastalıklardır. Bunlar nelerdir? Burun kemiği eğriliği, burun içerisindeki konkaların, burun etlerinin şişmesi, burun içerisinde polip adını verdiğimiz özellikle alerjik durumlara bağlı olarak ortaya çıkan büyümeler veya sinüzit gibi durumlarda bizler koku duyusunda bozulmalar görebiliriz. Bunun dışında burun içerisinden kaynaklanan tümörlerde de koku duyusu bozukluğunu görmekteyiz. Koku duyusu bozukluğu yapan diğer nedenlerden bir tanesi de beyin kaynaklı nedenlerdir. Burada da karşımıza en çok Alzheimer, Parkinson gibi nörolojik hastalıklar ortaya çıkar. Gene aynı zamanda demans gibi, bunama gibi durumlarda da koku duyusu bozukluğuyla karşılaşmaktayız. Bir diğer neden de özellikle kafa travmaları, bizim şu an ülkemizde sık karşılaştığımız koku duyusu bozukluğu nedenlerinden bir tanesidir. Trafik kazalarına bağlı ortaya çıkabilir veya yüksekten düşmelere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bizim için en ileri derecede koku duyusu bozukluğu yapan nedenler de aslında kafa travmaları ve buna bağlı ortaya çıkan koku sinirindeki kopmalar ve zedelenmelerdir. Peki bizler koku duyusu bozukluğunu nasıl tarifleriz? Koku duyusundaki bozuklukları. Bunlardan bir tanesi koku duyusunda azalma olarak tarifleriz. Hipozmi adını veririz. İnsanın koku alma yeteneğinin normalin altına düşmesidir. Bir diğeri koku duyusunun tamamen kaybı olarak tarifleyebiliriz. Buna da anozmi adını veririz. Artık bir bireyin sıfıra yakın koku aldığı veya hiç alamadığı bir durumdur. Ya da ortamda koku olmamasına rağmen hayali kokular alması olarak tarifleyebiliriz. Bunu daha çok psikiyatrik rahatsızlıklarda görürüz. Epilepsi gibi, şizofreni gibi hastalıklarda görebiliriz. Buna da fantozmi diyebiliriz. Ya da hastanın kötü kokular algılaması, sürekli burnuma kötü kokular geliyor diyebilir. Buna da kakozmi deriz. Özellikle sinüzitte çok karşımıza çıkar. Geniz akıntısına bağlı olaraktan kötü kokuları hissedebilir. Ya da bir takım nörolojik hastalıklarda ortaya çıkabilir. Bir diğeri de parozmi adını verdiğimiz kokuları olduğundan farklı algılamaktır. Yani hasta kokladığı bir portakal kokusunu veya mandalina kokusunu normalden daha farklı algılar. Daha çok koku duyusu kaybı yaşamış bireylerin iyileşme dönemlerinde bu şekilde durumlarda çok sık karşılaşırız. Buna ek olarak da bir takım anksiyete bozuklukları, panik atak gibi durumlarda da koku duyusunun farklı algılanması çok sık karşımıza çıkmaktadır. Bir kere hastanın bize sunmuş olduğu şikayetler çok önemlidir. Hasta koku duyusunda bir azalma şikayeti varsa, bunu yemeklerden aldığım tat son zamanlarda azalmaya başladı. Ortama girdiğim zaman daha az koku aldığımı, diğer bireylerden daha az koku aldığımı fark etmeye başladım şeklinde ifadelerde bulunabilir. Hastanın yapmış olduğu ifadelerden sonra biz muayenemize başlarız ve muayenede koku duyusu bozukluğu yapacak, burun içerisinde herhangi bir tıkanıklık var mı? Öncelikle endoskopik muayeneyle buna bakarız. Ve koku alanını burnun hemen çatı kısmında yer alan, yaklaşık 1,5 santimetre karelik bölümde olan koku alanında bir daralma var mı? Buna bakarız. Gözden çok sık kaçabilir. O yüzden endoskopide mutlaka burun çatısına da bakmak gerekir. Son olarak da koku testlerini yapmamız gerekir. Hastayı koku testi için uygun bir odaya alırız. Öncelikle teste gözleri kapalı olarak başlarız.
ve mevcut kendi kültürümüze uygun olan kokuları sırayla koklatarak hastada bir koku duyusuna ait bir skor, sonuç elde ederiz. Ve buna göre de koku duyusunda azalma olup olmadığını ortaya koyarız. Yeni olarak kullanılmaya çalışılan yöntemlerden bir tanesi de koku uyaranını hastaya verip beyin dalgalarını kaydetmek şeklindedir. Burada da elektroensefalografik ölçümlerle beyin dalgalarını ve koku uyaranından sonra oluşacak elektriksel potansiyelleri takip ederiz. Buna da olfaktometre ile koku duyusu ölçüm adını veriyoruz. En son olarak da görüntüleme yöntemlerinden, MR ve radyolojik diğer görüntüleme yöntemlerinden, özellikle paranazal sinüs tomografisinden de yararlanmaktayız. Evet, sinüzit hem kendisinin direkt olarak burun tıkanıklığına yol açması nedeniyle bir koku duyusu bozukluğu denir. Çünkü koku moleküllerinin koku alanına yeteri kadar ulaşamamasına yol açar. Aynı zamanda sinüslerin içindeki bakteriyel enfeksiyonun oluşturmuş olduğu kötü kokuyla da hastaların burun içerisinde bir kötü koku algısına yol açması nedeniyle bir koku duyusu bozukluğu nedenidir. O yüzden sinüs hastası bize geldiğinde burun içerisindeki temizliğini ve tedavisini yapıp hala koku duyusunda bir bozukluk varsa, bu sefer kokuyla ilgili üst merkezler, özellikle koku soğancığı etkilenmiş mi bakmak için mutlaka görüntüleme yöntemlerinden yararlanıyoruz ki sinüzitin tedavisinde koku duyusunun takibini de daha sağlıklı bir şekilde yapmayı amaçlıyoruz. Alerjik nezleler, saman nezleleri koku duyusu bozukluğu nedeni midir? Evet. Özellikle ilkbahar döneminde polen alerjisi olarak karşımıza çok sık çıkan burun tıkanıklığı nedenlerinden bir tanesidir saman nezlesi. Ve hastaların burun etleri bu dönemde çok yoğun olarak şiştiği için koku moleküllerinin koku alanına ulaşma oranı azalır. Ve özellikle koku eşiklerinde hastalar azalma tariflerler. Tabii ki hasta bize koku eşiğimde azalma var diye gelmez. Şu şekilde gelir. Herkesten daha geç ortamdaki kokuyu fark ediyorum diye gelir. Alerjik durumlarda koku duyusunda özellikle eşik değerlerde, farkındalık değerlerinde ciddi oranda bir düşme olduğu belirtilmiştir.